Akyaka'ya giderken Muğla'nın merkezine uğramadan olmaz dedim. Şehir merkezinde geziyorum. Biraz da mahalleliyle sohbet ediyorum. Mahalle diyorum çünkü eski Muğla. Bildiğimiz eski o iki katlı ahşap evlerin olduğu, güzel kapıların olduğu eski nostaljik Muğla'da gezmek istedim. Sizleri de gezdirmek istedim. Hadi başlayalım. Arkadaşlar, çarşıda bazı yapıtların önündeki kapılar çok meşhurmuş. İnsanlar burada fotoğraf çektirirlermiş. Ben de açıkçası sırf kapılara sebep çarşının içerisine kaymak istedim. Bugün pazar olduğu için sessiz sakin, evet, ahşaptan çok güzel bir kapı. Tam fotoğraflık bence de. İnsanlar haklılar. Turistler Akyaka vesaire taraflarında, yani denizin, gölün olduğu yerlerde tatil yapmak istediklerinde buradan geçiyorlarsa muhakkak bu kapılara uğrayıp fotoğraf çektiriyorlarmış. Arkadaşlar, Zahire Pazarı diye bir yer keşfettim. Pazar günü olmasına rağmen kapısı açık ve gene o bahsettiğim güzel kapılardan. Ortaya böyle bir avluya doğru gidiyorsunuz. Burada perşembeleri öğrendiğim kadarıyla ahaliden pazar kuruluyormuş. Eski Zahire Pazarı canlandırma projesi. Burada yazılarımız var. Güzel bir yer. Menteşe yöresinin neleri ünlüdür dersek, kapısı, kapı tokma, merkezdeki beyaz güvercini, konakaltı kültür merkezi, dağımızla ünlüdür Menteşe'nin olduğu yer. Süper. Kendim geleneksel hoca olduğum için söyleyebilirim sizlere. 11. yüzyıldan bu yana takriben 50 bin tane kapı tokmağına vardı ama günümüzde ne yazık ki 30 tanesi kaldı. Her bir kapı tokmağının da özel bir hikayesi vardır Muğla'da. Hı hı. Genç kızları evlenecek olanların el şeklindedir. Evlenmeye hazır olduklarını görürler, ona göre kapılarını tıklatırlar. Aa, çok tatlı. Evet, hepsinin ayrı bir hikayesi vardır. Kuzulu kapılar aslında onların da ayrı ayrı hikayeleri vardır. Mahremiyeti içeride saklıdır. Hı. Gelenleri genellikle erkekse İç kapılar açılır, bayansa dış kapılar açılır. Menteşe Belediyesi Zahire Pazarı'nı komple öğretmenlere verdi. Geleneksel bütün nakış, dokuma, deri unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını yaşatmak için. Hafta içi her gün sabah 9'dan gece saat 11'e kadar gönüllü ve ücretsiz öğretiyoruz. Aa, süper. Ben sırf perşembeleri burada bir aktivite oluyor sandım. Yok, şu anda biraz ortalık dağınık ama burada dokuma dastar temeli devran Muğla'ya ait bir işlemedir. Dastarıyla. Burada kilim dokuma ve tekrar unutulmayı yüz tutmuş olan deri el sanatlarını görüyoruz. 12 tane dalında. Çantalar çok güzel. Evet, çantalar, cüzdanlar. Hatta Muğla'nın nesi ünlü bir de biliyorsunuz. Muğla'nın göş göş çiçeği ünlü. Deriden yapıldı. İsmi nereden geliyor? Göç göç. Yaylada göç zamanı. Göç zamanı. Hı hı. Belli bir günde açılıp belli bir günde kapandığı için. Burası sizin alanınız mı? Merhabalar. Ebro çalışması. Evet. Sonra diorama çalışması. Hı hı. Bunlar satılıyor aynı zamanda burada, değil mi? Evet.
Yani Moğol evlerinde çalıştım ben. Bu Moğol'un yaylasının yaylada. Yaylaya çıkma fırsatım olamayacak. Sadece şehir merkezine şöyle evet, bir yarım şöyle saat uğrayayım dedim ama. Şöyle bir görseniz tamam yaylada bir ev. Çok keyifli yaşantısı. Bir evmiş. Evet. Yaşaması da çok güzeldir. Ben Alanyalıyım. Bizim evet. Yaylalarımız çok soğuk olur. Evet. Muğla'nın da yayları soğuk mu? Pek fark etmiyor soğuk değil. Çünkü şehirden biraz daha düşük şeydir Ankara'da. Evet. Başka yerlerde yayla yüksek olur ya. Çok zahmetli yapması evet, çok zahmetliymiş evet, gibi geldi. Evet onu tek keserek yaptım ben. Ne kadar sürede bitiyor peki bu eser? Yani bu durumuna göre ama ben bunu 3 ayda yaptım. 3 ayda. Çünkü deseni doğaçlama. Evet. Herhangi bir desen kullanmadan başlıyorum. Onun yanına şu gider, şu renk gider diye diye ilerliyorum. Fiyatlandırmayı nasıl yapıyorsunuz? Mesela bunu geldi bir turist almak istedi, hoşuna gitti. Şu ne kadar? O 1500 lira. 1500 lira. Evler, ev örneklerimizden ev, mesela şu. Evet, şu 1500, bu 1000. Diğerleri 250, 500 evine göre. Evet, evet. Duvarlardaki eserlerimiz. Onlar 150, 200 öyle. Bunlar da çokmuş. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum efendim vakit ayırdığınız için. Sağ olun. Kolay gelsin. Arkadaşlar hani size köfteciden bahsetmiştim ya, bahsetmiş miydi bilmiyorum, montaj nasıl olur. Köfteci Kemal işte bu görmüş olduğunuz küçük dükkan. Pazar olduğu için şu an kapalı. Burası da meşhur Tenekeciler Çarşısı. Tenekeciler Çarşısı her şehirde muhakkak vardır. Muğla'nın yani eski Muğla'nın meşhur Tenekeciler Çarşısı da görmüş olduğunuz bu koridorlardaki dükkanlar. Hepsi küçük küçük 20-25-30 metrekarelik dükkanlar ama gerçekten hafta içi çok yoğun oluyorlarmış. Biz hafta sonu yakaladığımız için böyle rahat çekim yapabiliyoruz. Her yerde muhakkak rakip vardır. Gördüğünüz üzere şurada Muğla köftecisi Kadir Usta'nın yerini görüyoruz. Meşhur mudur bilmem. Bana ahali Kemal Usta'yı söyledi. Ben de size onu önerdim. Ama muhakkak alternatifi de olacak tabii ki de küçük bir yer olsa da. Çeşme kitabesi Türkçe olarak yazılmış. Evet ama burada da Osmanlıca yazılımı var ve hemen altında eskiden kullanılan bir çeşme var. Saat kulesinin hemen altında şu görmüş olduğunuz kapıların ardında da saatçi Akif vardı ve saatleri vardı nostaljik ama şu an pazar olduğu için kapalı. Devam edelim. Gördüğünüz bu küçük dükkan Muğla'nın ilk yemek dükkanı. Bütün esnaf çarşıda buraya gelip burada karınlarını doyuruyorlarmış. Hello. Arkadaşlar burası da eski Muğla'nın eskisi. Kahve kültürünün halen daha devam ettiği bir yer. Bildiğimiz eski tabiriyle kıraathane gümbür gümbür işlemekte ve herkes oturup okey atmakta. Arkadaşlar burası Yağcılar İşhanı'ymış. Pazar günü her yer kapalı olduğu için bir tek burada açık yer buldum ve bir kahve içmek için mola vermek istiyorum. Şekerli olsun. Hemen yapıyorum. Tamam, teşekkürler. Arkadaşlar bu yola bayıldım. Sarmaşıklar yolu bütün bir şekilde sarmış. Tavana baktığınızda bir Jurassic Park ya da orman havasında. Yol zaten çok nostaljik. Yani gerçekten uğrayıp yürüyüş yapıp çok güzel yerler keşfedebileceğiniz bir yer Muğla. Ben ahir ömrümde ilk defa geliyorum ama bayıldım. Thank you.
arkadaşlar, Muğla'nın klasik kültür merkezi, hani açık alan olduğu için merak ettim, içeri girmek istedim, müsaade istedim ve verdiler. Gene çok sevdiğim ahşaptan iskele, muhteşem. Sanırım odalarda, bu arada keman bağlama, gitar dersleri veriliyor odalarda. Teknik destek ofisi, idari büro. Aşağılar bir şekilde idari büro olsa da yukarılarda ve şu alanda anladığım kadarıyla sergi alanı oluyor ve gösteriler, tiyatro vesaire her şey burada gerçekleşiyor. Muhteşem bir bahçesi var. Burayı da size göstermeden geçmek istemedim. Şanslıyız, pazar olduğu için de müsaade alabildik. Geceleri şu görmüş olduğunuz uzaktaki bayraklı yerde Atatürk'ün de yüzünün resmi varmış ama bir şekilde şu an ışıklandırmayla olduğundan dolayı gündüz bunu göremiyoruz. Sanırım burası da Nişankın'a doğum günü organizasyonları için yürüyüp müzemizi ücretsiz gezebilirsiniz diyor. Ha, anladığım kadarıyla bahçe kısmını bu tarz organizasyonlara ayırıyorlar. Ama baktığınız zaman Yörük Obaları Derneği'ne bağlı bir müze burası. Şu an kapalıdır ama şöyle sizin için dışarıdan çekebildiğim kadar çekeyim. Kesin burada gözleme de vardır arkadaşlar, benim en sevdiğim. Oğuz Türk boyları. Odun ateşinde gözleme. Evet, buldum gözlemeyi arkadaşlar. Halka açıktır. Burası açık sanırım pazar günü olmasına rağmen. Açık değiliz değil mi? Adı ne? Veli. Veli, merhaba. Ben keçilere bakmayacağım. Çok şanslıyız çünkü teyze keçileri beslemeye gelmiş, Lili'yi de beslemeye gelmiş ama müzenin içine girebilirsin dedi. Kimse olmayacağı için de rahat rahat çekebilirim size. Hadi gelin. Çeken bir şey oldu arkadaşlar. Hemen göstereyim size. Atatürk'ün soy ağacı. Serik Yörükleri Derneği. Şöyle yakından alayım. Görün siz de. Atatürk'ün soy ağacı. Gene yörük kıyafetlerinden ama bu şık bir kıyafet. Modelin üstünde mankenin. Sevgili Atatürk'ümüz en baş köşede. Thank you.
verdim ablacığım ya. Ama teşekkür ederim müsaade ettiğin için. Burayı gezmiş oldum en azından. Aa, burada keçiler var arkadaşlar. Bakar mısınız? Saldırmazsın değil mi bana? Merhaba. Nasılsın? Karnınız mı acıktı size? Çok tatlısınız maşallah. Ayrı ömrümde arkadaşlar. Keçileri de bu kadar yakından görmemiştim. Size de göstereyim dedim. Merhaba. Adı var mı ablacığım ikisinin de? O zaman birinize Bihter, birinize Behlül diyorum, tamam mı? Hadi görüşürüz, kendinize iyi bakın. Görmüş olduğunuz hamam Muğla'nın en eski hamamı. Erkeklere açık diyor. Sanırım bayanlara sadece özel bir gün veriyor ya da hiç vermiyor. Şöyle bir bakalım yazısında ne yazıyor. Elvan Bey hamamıymış arkadaşlar. Muğla'nın en eski hamamı ve sırf erkeklere özel. Şu an içine girdiğim mimari çok hoşuma gitti ve bir baktım ki Muğla'nın en eski hamamına denk gelmişim. Kolay gelsin. Sadece erkeklere özel yazıyor. Bayanlar için bir gün var mı? Yok, bayanlarınki yan tarafta ayrı ama vermiyoruz. Evet, şimdi kaç yıllık bir hamam burası? 683 yıllık. Maşallah. Siz de 683 yıl boyunca burada mıydınız? Kolay gelsin. Haftanın 7 günü açık olan bu hamamın baca kısmı, tavan kısmı acayip ilginç arkadaşlar. Doğrusu küçükken gitmiştim, Antep'te gitmiştim ama özlemişim. Keşke açık olsaydı da bayanlar kısmına, yani yanda ayrı bir bölüm varmış. Oraya ben de gidebilseydim. Oo, burası çok sıcak. Hamamın en çok sevdiğim özelliği arkadaşlar, ses eko yaptığı için sesim çok güzel çıkıyor ve burada şarkı söylemeye bayılıyorum. Deniz ve Mehtap, sordular seni neredesin, nasıl beni terk ettin, anlamadım ki gittin, aşkımız bitti, la 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 la. Yani sesim bana güzel geliyor, belki size çekin gelmiş olabilir. Şu an gerçekten üstümün kıyafetli olması beni mahvetti, fazla duramayacağım. Ama hamam kavramını gerçekten çok özlemişim. İçerisi çok nemli ve bomboş, onun için girebildim, müsaade ettiler. Yıllar yıllar öncesinde yapılmış olmasına rağmen halen daha bakımıyla, temizliğiyle muhteşem bir hamam. Şimdi size öneremeyeceğim, Muğla'ya gelirseniz bu hamama da uğrayın diye. Bu büyük ihtimalle yarım saat ya da bir saat mola vermeye uğrayacaksınız ama merak edenleriniz olursa Muğla'nın eski çarşısı içerisinde kime sorsanız gösterirler. Çavuşun yeri küçük bir dükkan. Sabah 5.30'da çıkıyor kebap ve bir şekilde öğlene kadar kalmıyormuş. Yani şu an benim için geç oldu. Yakalayamadım ama belki dönüşte uğrayacağım. Çok yapardı bunu ama halen daha yapan var. Kendi içine hazırlar, verirlermiş. Çok farklı bir mayası olduğu için de lezzetli bir pide çıkarmış.
muhteşem. Muhakkak gelin. Siz de fotoğraf çektirin. Sonrasında da devam edebilirsiniz. Ben nereye gidiyorum? AKP'ye gidiyorum. Orada görüşürüz.